Değerli basın mensupları, Kayseri'mizin güzide basın mensupları, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bugün cuma namazı çıkışında yine Kayseri'nin meydanında İsrail zulmünü, İslam'a yapılan zulmü kınamak maksatlı elimizden geldiğince sessiz kalmama adına Müslümanlara dil olma adına yine burada bugün toplandık. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak tüm Türkiye'de 81 ilde bir basın açıklaması yapmaya uygun gördük ve bugün inşallah sizlere bu açıklamayı yapacağız. İsrail zulmüne sessiz kalmadığımızı Kayseri meydanından haykıracağız ve Kayseri halkına ve tüm dünyaya Müslümanların oradaki mazlum milletlerin yalnız olmadığını, Erbakan ruhunun yanında olduğunu tekrardan göstereceğiz inşallah. İşgalci İsrail'in barbarlığına karşı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın yapmış olduğu açıklamayı Kayseri halkına arz ediyorum. İşgalci İsrail'in barbarlığına karşı gün artık konuşma günü değil, icraat günüdür. İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalıdır. Filistin devletinin talebiyle Filistin devletinin başkenti Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde bir barış gücü oluşturulmalıdır. İsrail işgali ve vahşetine dünya sessiz kalmamalıdır. İslam alemi olarak boş laf yerine artık fiili hareketlere geçilmesi gerekmektedir. Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü mescidimiz ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa. Yine bir Siyonist tecavüzle, yine bir Siyonist terörle karşı karşıyadır. Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, İsrail barbarı resmen terör estiriyor. Çok daha acı bir tablo ise Gazze'de yaşandı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı füze saldırılarında aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi şehit oldu. Mescid-i Aksa'ya Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetli saldırılar artarak devam ediyor. Dünya Siyonizmi tarafından atılan bu adım karşısında 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi tüm İslam alemi olarak yapmamız gereken boş laflar, sözlü kınamalar ve ağlayıp sızlamalar yerine mutlaka fiili adımlar atmak çıkma günüdür. Ve Filistin'e sahip çıkma günüdür. Gün kınama, kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Kudüs'ün hamisi Sultan Hamid Han, Han'ın torunları olarak bu kıyamı en güçlü şekilde bizlerin yapması gereklidir. Yapılan vahşet planının asıl hedefi Büyük İsrail Projesi kapsamında Filistin ve Kudüs'ten sonra İran ve Türkiye'nin topraklarını yutmaktır. Biz şuurlu Müslümanlar olarak çok iyi biliyoruz ki bu iş Kudüs'te ve Filistin'le bitmiyor. Bunun arkasından sıra Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve Türkiye'nin önemli bir kısmının yutularak Büyük İsrail'in kurulmasına geliyor sıra. Allah muhafaza buyursun. Büyük İsrail'in merkez olduğu Siyonistler dışında 7 milyar insanın köle olduğu tek dünya devletini kurmaktır. Siyonizmin inancının gereğini, diniyetinin gerektiği 5000 senedir yapıyor ve yapacak. İstediğiniz kadar kınayın, lanetleyin, telin edin. Onlar üzerine düşeni yapıyor da asıl önemli olan biz ne yapıyoruz? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? 1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana habire toplantı yapıyorlar. Toplan konuş, toplan konuş siyaseti yapıyorlar. Gün konuşma günü değil, yapma günüdür. Artık adım atma vaktidir. Ve adım atmanın da vakti geldi, geçiyor.
Birleşmiş Milletler'de 29 Kasım 2012 tarihinde yapılan oylamayla Filistin'in uluslararası statüsü devlet olarak tanınmış, dünyada 150'ye yakın devlet bunu kabul etmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı ise 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiği olağanüstü liderler zirvesinde Filistin devletinin başkentinin İsrail tarafından işgal altında tutulan Kudüs olduğunu tüm dünyaya deklare etmişti. Bu iki karardan hareketle İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalı. Filistin devletinin talebiyle Filistin devletinin gücü oluşturulmalıdır. Bağımsız devletlerin kendi topraklarına yabancı güçleri davet etmesi uluslararası bir haktır ve bu hak Filistin devleti tarafından acilen kullanılmalıdır. Oluşturulacak barış gücüne en büyük desteği ve katılımı Türk Silahlı Kuvvetleri sağlamalıdır. Bu adım daha önce Erbakan hocamız tarafından yapılmıştı. Merhum Erbakan hocamız tarafından 54. hükümet döneminde Türkiye Filistin devletinin talebiyle El Halil kentini korumak üzere Filistin'e asker göndermiştir. Siyonizm karşısında laf değil icraatla konuşmuştur. Şu anda da onu yapmak gerekiyor. Bu icraatları da kuvvet ve kudret sahibi ABD, İsrail değil Cenab-ı Allah'tır diyenler yapacaktır. Bu adımlar bugüne kadar yapılmazsa yarın Allah'ın izniyle yeniden Refah Partisi kadrolarıyla yapılacaktır. Allah'a emanet olun. Kudüs İslam'ındır, İslam'ın kalacaktır. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. Artık kıyama kalkma vaktidir. Artık bekleme vakti değildir. Artık boş laflarla icraat yapma vakti değildir. Tüm dünyayı bu zulme karşı Kayseri Meydanı'ndan sessiz kalmamaya, gerektiği kadar sesini çıkartmaya davet ediyoruz. Bu konuda atılacak tüm adımlara da yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak tüm Türkiye'de gövdemizi koyarak, namusumuza ve şerefimize sahip çıkarak and içiyoruz ve söz veriyoruz. Kudüs toprakları bizim namusumuz, şerefimizdir. İlk kıblemizdir, miracımızdır. Dünya buna sessiz kalamaz. Zalim Amerika'ya karşı artık durma vakti değildir. Allah'a emanet olun. Kayseri'yi tekrardan bize destek olmaya çağırıyoruz. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak susmayacağız, susturulamayacağız. Bildiğimizi doğru konuşmaya devam edeceğiz, haykıracağız.